İyi akşamlar sevgili izleyiciler. KRT akşam haberleriyle karşınızdayız. Gündem yoğun dedik. Bir taraftan liderlerin söz düellosu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meral Akşener arasındaki o söz düellosuna Cumhuriyet Halk Partisi'nden de yanıt var. Hepsini ekranımıza yansıtacağız. Diğer yandan elbette adaylar. Adaylar neler yaptı? Nerede? Vatandaşlara nasıl hitap etti? Ne mesajlar verdi? Bunları da ekranımıza taşıyacağız. Ve dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. İstiklal Caddesi'nde bir yürüyüş vardı ve bu yürüyüşe polis müdahalesi oldu. Yaşanan o anları da ekranımıza taşıyacağız. Bir taraftan da çok konuşulan bir konu var yine. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nde bir fotoğraf yayınlandı. O fotoğraf gündeme damgasını vurdu. Burhan Kuzu ve birkaç kişinin bir arada aynı masada oturduğu o fotoğrafa ilişkinde ayrıntıları paylaşacağız. Haberin sahibiyle de konuşacağız. Telefon attığımızda olacak. Kendisi de Murat Arel. Evet, şimdi devam edelim. Bugüne bir başlayalım. Yerel seçimler yaklaşıyor dedik. Gerilim de hızla tırmanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'dan tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulundu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açtığı davayı hatırlattı. Hesabı ağır olacak dedi Erdoğan. Akşener'den de yanıt gecikmedi. Hodri meydan dedi. Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'dan seslendi. Hedefine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i aldı. İyi insanların bulunduğu yer. Geçtiğimiz günlerde Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla Denizli'de düzenlediği mitingdeki sözlerine yanıtı sert oldu Erdoğan'ın. Bunun adı şaka değil, komiklik değil. Olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir. Şu anda mahkemeye verdim. Mahkemede hesaplaşacağız. Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Akşener'e açtığı davayı hatırlattı. İsim vermeden de cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı işaret etti. Bunun bedelini ödeyeceksin. HDP ödüyor ödüyor zaten bitmiyor. O da ödeyecek. Bak şu anda birileri cezaevinde süre dolduruyor. FETÖ'cüler dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin. İYİ Parti lideri Akşener de Erdoğan'ın sert sözlerine tepkisiz kalmadı. Hodri meydan dedi. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Hak söze uydum diye tehdit mi ediyorsun? Ben 28 Şubat'ın tanklı tüfekli paşalarından korkmamışım da zamanında onlardan korkanlardan şimdi niye korkayım? Hodri meydan. Evet, Meral Akşener de hodri meydan dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti lideri Akşener'e yönelik sözlerine CHP kanadından da yanıt vardı demiştik. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Sivas'ta konuştu. Cumhurbaşkanının tehditlerine karşı Meral Akşener'in yanındayız dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e senin demiş dokunulmazlığın yok, kaçacak deliğin de yok. Seni hapse atacağım diye tehdit ediyor. Bugün ya böyle bir cumhurbaşkanlığı olur mu? Böyle bir siyaset olur mu? Sen bu tehdidi yapıyorsan hukuk askıya alınmıştır. Hukukun olmadığı yerde devlete devlet denmez, mafya organizasyonu denir. Sana teslim olan alçak olsun. Sana teslim olan senin lafından korkan namert olsun. Biz hiç kusura bakma senin tehditlerinle veya senin hapis tehditlerinle sana boyun eğecek değiliz. Buradan söylüyoruz. Cumhurbaşkanı tehditine karşı da Meral Akşener'in yanındayız. Meral Akşener'i destekliyoruz. Tehditlere karşı Akşener'in yanındayız dedi Veli Ağbaba. Peki CHP lideri neredeydi? Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'da temaslarda bulundu. Dalaman'da sosyal tesis açılış töreninde seslendi halka ve beraber üreteceğiz, beraber kazanacağız dedi. Ardından da Marmaris'e geçti. Kemal Kılıçdaroğlu hedefinde ekonomik gelişmeler üzerinden hükümet vardı. Müzik
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muğla'daki ilk durağı Dalaman'dı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslendi. CHP'ye oy vermek, uygarlığa oy vermektir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek, hiçbir çocuğun yatağa açtırmadığı bir inanca, bir kültüre ve bir belediyeye oy vermek demektir. Kılıçdaroğlu kazanmak için üretimin önemine dikkat çekti. Nerede üreteceğiz? Tarlada üreteceğiz. Nerede üreteceğiz? Esnaf olarak lokantada hizmet üreteceğiz, otelde hizmet üreteceğiz, hayatın her alanda üreteceğiz. Nerede üreteceğiz? Üniversitede bilgi üreteceğiz. Nerede üreteceğiz? Fabrikada çalışarak üreteceğiz. Yani kimsenin kimseye muhtaç olmadığı güçlü bir sosyal devleti inşa etmek için üreteceğiz. Üretmekten geçiyor her şeyin yolu. CHP liderinin Dalaman'dan sonraki adresi Marmaris'ti. Siz zaten baharı getirmişsiniz. Kılıçdaroğlu daha sonra AK Parti seçmenlerine seslendi. 17 yıldır oy verdin, 17 yılın sonunda bu ülkenin insanlarını getirdiler, soğan kuyruğuna mahkum ettiler. Sebebine. Eğer sandığa gidip vicdanın sesini dinleyip oy kullanmak istiyorsan bu soruyu kendi vicdanına sor. 17 yıldır tek başına iktidarsın. 17 yıldır hiç kimse sana şunu yaptın, bunu yapmadın diye bir şey söylemedi. Ama sen kalktın bu ülkenin insanlarını soğan kuyruğuna, domates kuyruğuna, biber kuyruğuna, patates kuyruğuna soktun. Neden? CHP lideri tartışılan beka sorunu iddialarına da değindi. Beka sorunumuz var diyorlar. Üretmezseniz beka sorununuz vardır. Üretmezseniz. Çalışmazsanız beka sorununuz vardır. Trump telefon etti diye papazı ertesi gün bırakırsanız sizin beka sorununuz var demektir zaten. Niye bırakıyorsun papazı? Hedefinde ekonomik gelişmeler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı. Sarayda oturuyor. Kira ödüyor mu? Yok. Yemek masrafı yok. Dolmuş parası yok. Uçak parası yok. Gezi parası yok. Okul masrafı yok. Hiçbir şey yok. Ayda 74 bin lira para alır, onunla da gül gibi geçinip gidiyor. Asgari ücret ne kadar? 2020 lira. Beyefendi, sen bir ay alsana 2020 lira. Sarayda otur, kira da ödeme. Bak bakalım 2020 lirayla geçiniyor musun? 2200 lira bizim belediyelerimizde. 2200 lira. Bunu yapacağız. Marmarisleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle partisinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Aktaş ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuştu. İktidarda bulunan parti ülkemizin sorunlarını çözemedi dedi. Biz bu sefer böyle bir ittifakta yer almadık. Yer almadığımızı da çok net, kesin olarak söyledik. Yer almamamız bir husumetten kaynaklanmıyor. Bu seçimleri biz yine ülkemizde bir kamplaşmaya vesile olmasın düşüncesiyle biz böyle bir kampın içinde yer almadık. Aynı zamanda da alanlara da karşı da bir husumetimiz yok. İnsanlar elbette bir araya gelebilirler. Seçimlerde ittifaklar kurabilirler. Bu ittifaklar sayesinde vatandaşımızdan daha fazla oy da isteyebilirler. Ama bizim tercihimiz kendi başımıza girmek yönünde oldu. Biz aslında mahalli seçimlere gidiyoruz. Mahalli seçimler genel seçimler gibi değil. İktidar değişmeyecek. Ancak bugüne kadar iktidarda bulunan parti ülkemizin problemlerini ne yazık ki çözemedi, tam tersine büyüttü. Artık insanlar nefes alamaz hale geldiler. Adaletten bahsediliyor. Ekonomideki güçlenmeden bahsediliyor. Adil paylaşımdan bahsediliyor. Dış politikada dik duruştan bahsediliyor. Eğitimin düzelmesinden bahsediliyor. Ama şu anda bunların her biri çelişkiler yumağı haline gelmiş vaziyette. Eğer bugünkü iktidara milletimiz yine destek verme yolunu seçerse emin olun ki
bugüne kadar çektiğimiz sıkıntıları misliyle daha fazla 31 Mart'tan sonra karşımızda görürüz. Çünkü şöyle bir kanaat var. Biz ne yaparsak yapalım, tepesine de vursak, haksızlık da etsek, hapse de atsak, maaşını da kessek, yokluk kuyrukları değil, haşa öyle bir şey söyleyemeyiz, varlık kuyruklarına mahkum da etsek, bunlar bizim arkamızdan ayrılmıyorlar. Dürüst yönetimiyle halktan yana... Evet, seçimlere yönelik karşılıklı sözler devam etti sevgili izleyiciler, ama birazdan bakacağız. Şimdi bir düne gidelim. Dün akşam çeşitli sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla Kadınlar İstiklal Caddesi'nde bir araya geldi. Sabah saatlerinden itibaren alanı bariyerlerle kapatan polis ekipleri toplanan grubu İstiklal Caddesi'ne almadı. Yürüyüşe izin vermeyen ekipler gruba sert müdahalede bulundu. Yılından beri her sene düzenlenen feminist gece yürüyüşüne katılmak isteyen binlerce kadın akşam saatlerinde Taksim'de toplanmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren alanı bariyerlerle kapatan polis ekipleri toplanan grubu İstiklal Caddesi'ne almadı. İstiklal Caddesi'nde yapılmak istenen yürüyüşe polisin izin vermemesi üzerine göstericiler Fransız Kültür Merkezi'nin önünde toplandı. Çeşitli pankart ve döviz taşıyan kadınlar slogan attı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Polis gruba sert müdahalede bulundu. Müdahale sırasında biber gazı ve plastik mermi kullanıldı. Binlerce kadın ara sokaklara ve paralel caddelere dağıldı. İstiklal Caddesi grupların dağılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Evet, dünyanın dört bir yanında kadınlar 8 Mart için alanlardaydı sevgili izleyiciler. Türkiye'deki durum da, manzara da maalesef böyleydi. Şimdi Nevşehir'den kadınların mesajı var. Doğal soğuk hava depolarında çalışan kadınların 8 Mart mesajlarına bir bakalım. Onlar aslında mesajlarını iş başında vermiş oldu. Hadi kadınlar bunu kutlu olsun. Mecbur dünya kadınlar bunu ama mecbur olarak çalışmıyor. Bizde yok dünya kadınlar bunu. Nevşehir Çakıllı Köyü kadınları 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını o günü çalışarak geçirdikleri soğuk hava deposundan verdi. Her gün patates dağlarında ürün ayıklayan kadınların orada olmalarının nedenleri farklı. 65, herifim sakat. Bağkurumuz yok, yatıramıyor. Buna geliyor, evlenecek yuvamız var. Geçilecek bir taraftan gelirimiz yok, giderimiz yok. Anca buralarda işte kimimizin devam ediyor. Kiminin evlenecek oğlu var, kimi ev ekonomisine katkı sağlıyor. İlgili dünya kadınlarını
paramı kazanıyorum. Böyle hayatımız, böyle devam ettiriyoruz. Günde 8 saat çalışan kadınların talepleri de var. Bunların başında emeklilik geliyor. Ve şimdi tekrar siyasete dönelim. PKK'lı teröristlere gerilla demişti ve o videolar erişim engelleme kararı alındı. Mehmet Özseseki tarafından bu karar aldırılmıştı AKP ve MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Özseseki'nin şehitlere niye öldükleri de belirsiz dediği yeni bir videosu daha ortaya çıktı. Bu sözler çok konuşulurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da açılım sürecini övdüğü görüntüler yayınlandı. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özaseki, PKK'lı teröristlere gerilla dediği video için erişim engelleme kararı aldırmıştı. Özaseki'nin çözüm süreci döneminde söylediği anlaşılan yeni bir videosu daha ortaya çıktı. Yeni görüntülerde Cumhur İttifakı adayı Özaseki'nin şehitlere niye öldükleri de belirsiz ifadelerini kullandığı görülüyor. Fakirin garibin çocuğu ölsün. Niye ölsün? Niye öldüğü de belirsiz. Mehmet Özaseki'nin tepki çeken bu skandal sözleri çok konuşulurken bu kez de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açılım sürecini övdüğü video ortaya çıktı. Süreci bu ülkenin kardeşlik senedir. Biz bundan caymayacağız. Çünkü bundan cayıldığı gün biliniz ki Türkiye'nin içerisine nifak sokmaya çalışanlar başarılı olmuş olacaklardır. BK meselesi söylemi üzerinden muhalefete yüklenen iktidarın bu görüntüler içinde erişim engelleme kararı alıp almayacağı merak konusu. Evet, bakalım bu videolara da yine erişim engeli gelecek mi sevgili izleyiciler? Tabii bu video ortaya çıktı. Mansur Yavaş'tan da yanıt vardı. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı rakibi Mehmet Özaseki'ye yanıt verdi. Teröriste gerilla, şehitlere neden öldükleri belirsiz diyen biz değiliz dedi. Teröriste gerilla diyen biz değiliz. Ölen şehitler için bunların niye öldüğü belli değil diyen biz değiliz. Yavaş ol. Mansur Yavaş'ın yanıtı da böyle oldu. Şimdi belediye başkan adaylarının tabii seçim sürecine ilişkin neler yaşanıyor, meydanlarda hangi mesajları veriyorlar, bakacağız ona birazdan. Ama gündemin bir başka önemli konusu var ki Twitter'da artık restleşmeye de neden olan Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan o fotoğraflara ilişkin uyuşturucu baronu Zindaşçı ile AKP'li Burhan Kuzu'nun aynı karede yer aldığı fotoğraf konuşulmaya devam ediyor. İşte o fotoğraf karesinde yer alan bir isimle ilgili de yeni gelişmeler var. Burhan Kuzu'nun yanında oturan kadının AKP Beşiktaş Kadın Teşkilatı'nda görevli olan Aliye Uzun olduğu anlaşıldı. Yeni Çağ yazarı Murat Ağrel'in ortaya çıkardığı gelişme sonrası Ağrel, Aliye Uzun'la ilgili yeni detayları da iddiaları da ortaya attı. Uyuşturucu baronu Zindaşçı ile AKP'li Burhan Kuzu'nun aynı masada çekilen fotoğrafı. Burhan Kuzu, Zindaşçı ile hiçbir ilişkim yok demesinin ardından bu fotoğraf karesi ortaya çıkmıştı. Şimdi o fotoğraf karesinde yer alan isimlerle ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor. Fotoğrafta AKP'li Burhan Kuzu'nun yanında bir kadın oturuyor. İşte o kadın AKP Beşiktaş Kadın Kolları'nda görevli Aliye Uzun. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağrel, bir Burhan Kuzu bombası da benden başlıklı köşe yazısında yer verdiği iddiaya göre, AKP Beşiktaş Kadın Kolları'nda görevli olarak tanıtan Uzun'un Zindaşçı ile temasları ise dikkat çekiyor. Murat Ağrel son yazısında da Aliye Uzun'la ilgili iddialarına devam etti. Buna göre 98 milyon liraya organik tarım üssü kuran Ak Kartal Grup yetkilisi Aliye Uzun. Ayrıca Zindaşçı'nın yakalandığı süreçteki ifadesine dayandırılan bir başka iddia da var. Zindaşçı kendisi ve arkadaşlarına kadın ayarlanması ve vatandaşlık alınabilmesi için kendisinden 500 bin lira para istenmesinde de aynı ismi ileri sürüyor. Aliye Uzun. Ağrel'in yazısı bir anda gündem olurken söz konusu masada yer alan Aliye Uzun'dan bir çıkış geldi.
Uzun bu çıkışı Twitter'dan yaptı. Zindaşçı'nın karakolda verdiği ifadelere yalan katıldığını ama verdiği cevabın yayınlandığını söyleyerek Murat Ağrel'e küfürle biten bir paylaşımda bulundu. Ali'ye Uzun'a ulaşmayı çeşitli yollardan denediğini söyleyen Ağrel, ifade metninin üzerine virgül dahi koymadım dedi. Evet, şimdi bu konuyu değerlendireceğiz sevgili izleyiciler. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağrel telefon attığımızda. Murat Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Şimdi o kadar karmaşık bir zincir var ki ilişkiler iç içe geçmiş. İşte o bir masa, bir fotoğraf aktarıldı ve orada kimler yok ki. Ama şimdi siz diyorsunuz ki işte bu buluşma nasıl gerçekleşti? Hep böyle sorular da soruyorsunuz da karşı taraftan da bir yanıt yok, bir sessizlik de hakim. Ne demek gerekiyor şimdi? Benim iddialarım, ulaşabildiklerim bunlar diyorsunuz. Nereden bakarsınız? Bakın ilişkiler, iddialar bir rezalet dediniz. Devamı da mı var bunların? Buyurunuz, bize gelen bir ya da sosyal medyada gördüğümüz bir yanıt yok ama size ulaşan bir yanıt var mı? Yok, ne yazık ki yok. Lakin şöyle, bu Zindaşlı olayını takip ederken gördüğüm şu, daha da çok bilgi çıkacak ortaya ki çarşamba günü yazacağım yazımda farklı bilgilere de yer vereceğim. Buradaki şahıslar tabii ki önemli. Şahısların özel hayatları beni ilgilendirmiyor ama buradaki olay o kadar büyük ve o kadar teşkilatlı bir yapı ki bunun kesinlikle deşifre edilmesi ve ifşa edilmesi gerekiyor. Çünkü Zindaş'ın geçmişine baktığınız zaman Ergenekon'daki gizli tanığından tutun, o süreç içerisinde yaşadıkları, tutuklanıp serbest bırakılması ve sonrasındaki süreçler hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet, bir fotoğraf üzerinden hareket etmeye başladım ben. Cumhuriyet Gazetesi çok büyük bir habercilik yaparak bu fotoğrafı ortaya çıkardı. Onun yanındaki kişilerle ilgili de ben araştırma yapmaya başladım. Ali'ye Uzun ismine ulaştım. Ali Hanım'a ben ulaşmaya çalıştım tabii ki. Ulaşamadım. Sosyal medya hesaplarından mesajlar bıraktım. Ve yazımın sonunda da zaten ilk yazımda da kendisinin eğer cevap hakkı varsa, özür dilerim, cevap vermek isterse bu köşede yer verebileceğimi belirttim. Ne Burhan Kuzu Hoca'dan ne de Ali Hanım'dan herhangi bir açıklama gelmedi ve diğer konum hatapları suskun. Hiç kimse de cevap vermiyor. Ve ben bugün ikinci kez, bugün tekrar yayınlandı yazım. Evet. Bu sefer de oradaki Ali'ye Uzun üstünden diğer şirketlerle bağlantısını anlatmaya çalıştım. Neden? Şimdi oradaki bahsedilen firma o kadar çok büyük bir yetki vermiş ki Ali Hanım'a. Ali Hanım da geçmişi, background'u nedir bilmiyorum. Lakin yurt dışında Cumhurbaşkanı'nın gitmiş olduğu ziyaretlerde, resmi ziyaretlere katılabilecek kadar yetkili bir kişi. Birçok yayınlanan video oldu sosyal medyada. Gördüğümüz kadarıyla da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın içerisine de çok rahat elini kolunu sallayarak girip gezinti yapan kişi ki benim ulaştığım fotoğraflarda da ve birçok belgede de kendisi Sudan, Gana, İran, bunun gibi birçok ülkede resmi ziyaretlerde toplantılara katılıyor. Şimdi ben bunu mantıklı olarak düşünmeye çalıştığımız zaman düşünün ki bu kadar değerli iş adamımız var, çok değerli gazeteciler var. Cumhurbaşkanı'na birlikte böyle bir heyette yer alabilmek için birçok güvenlik soruşturmasından ve birçok kişinin akreditasyonundan geçmek zorunda kalıyor. Ama Ali Hanım bunların hiçbirine uğramadan çok rahatlıkla oralarda gezebiliyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'nın eşi, aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın kızı, kaldı ki Abdullah Gül, onun eşiyle Binali Yıldırım'la herkese resmi var. Evet, üst AKP'nin üst kademesindeki üst kademesinde olup da resmi olmayan bir kişi yok. Bu kadar AKP üst kademesiyle işte olan kişi nasıl oluyor? Çünkü bunu araştırdığım zaman aslında kişinin özel hayatı beni ilgilendirmiyor ama çok kısa bir süre önce sadece kas ajanslarında oyunculuk yapan bir kişinin bu kadar kısa bir yılda üst taraflara kadar, bu üst kısımlara kadar nasıl çıktı takdire şayan. Siz diyorsunuz ki işte paranın kaynağı ne diyorsunuz mesela? İşte bu siyasi bağlantılar nasıl oluşuyor? Hemen bir şeyi de hatırlatalım. Murat Bey siz de yayındayken Sezgin Tanrıkulu, CHP'li Tanrıkulu'yla da bir söz düellosu oldu Twitter üzerinden. Sezgin Bey diyor ki tweetinde, kriminoloji dersinde hocalarımızdan öğrendiğim yazdıklarınızın tam karşılığı suçluluk psikolojisidir diyor. Ve Burhan Kuzu'nun da yanıtı var. Sen
bende zerre kadar hakkaniyet ve adalet duygusu olsaydı ortada benimle ilgili hiçbir şey yokken böyle peşinen suçlamazdın diyor. Yani aslında bir anlamda bir yalanlama gibi bir şey de oluyor Burhan Kuzu'dan ama böyle de bir söz düellosu yaşanıyor ve devamı da şu şekilde: sen bir köşe yazarının ifadelerini doğru kabul edip kesin yargıya varıyorsun. Hakim hakkında açılan soruşturmada işte o süreci anlatıyor. Senin hukuk anlayışın böyle zan üzerine mi diyor. O köşe yazarı da siz mi oluyorsunuz acaba? Hani galiba, size söylüyor galiba, değil mi? Tabii ki. Şimdi ben şöyle belirteyim. Bir belge ya da kesin olmadığı müddetçe mümkün olduğu mertebede duyumlu herhangi bir şeyle ben köşe yazımı köşede hiçbir zaman yer vermiyorum. Hı hı. Net olduğum, emin olduğum ve bunu doğrulattığım her bilgiyi de köşeme aktarıyorum. Bu bütün yazdığım yazılar için geçerli. Ki Ali Hanım'a da ben kendisine söyledim. Eğer bununla ilgili benim yazdıklarımın içerisinde virgülüne dahi dokunduysam bununla ilgili dava açıldı. Ve bununla ilgili kendisi bana sosyal medya hesabından hakaretler etti. Ben onu görmezlikten gelerek kendi görüşüne herhangi bir şey söyleden bir açıklama yaptım. Ve pazartesi günü de avukatım bununla ilgili zaten suç duyurusunda bulunacak. Hı-hı. Hem suç duyurusunda bulunacağım hem de başka davalar açacağım. Çünkü neden? Burhan Bey'e ulaşamadım. Sayın Burhan Kuzu'ya ulaşamadım. İnşallah bugün ulaşacağım ve bütün detaylarla tanıştım ama bakın. Benim sorgulamaya çalıştığım şey şu. Şimdi burada bir firmadan bahsediliyor. Ak Kartal gruptan bahsediliyor. Ali Hanım'ın katıldığı Gana'da Ak Kartal grup başkan yardımcısı olarak katılıyor. Yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak katılıyor. Bu sıfatla katılıyor ve Sabah gazetesine bir röportaj veriyor. Biz diyor, grubumuz adına Gana'da 98 milyon TL'lik yatırım yapacağız diyor. Ne yatırımı yapacaklar? Hayvan, tarım gibi bir alan bulmuşlar. O alanda üretim yapacaklarmış. Ve Türkiye'de bunu ihraç edecekler. Ama şöyle bir şey var şimdi. Ak Kartal denilen grubun 6 tane, 5 tane, 6 tane firması var. Hepsinin toplam kuruluş sermayesi 1 milyon TL. Şimdi evet. 1 milyon TL sermayesi olan bir kuruluş. 98 milyon TL'ye Gana'da nasıl bir yer kuruyor? Hadi evet. Hadi bunu kurdu diyelim. Başka yardımcıları oldu, finansörleri oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Bunu da geçtim ben. Peki bütün firmaları araştırdığım zaman Aliye Uzun'un bu şirkette hiçbir şekilde yönetim kurulu danışmanlığını bırakın çalışmadığını bile görüyoruz orada. Kendisi SSK'lı olarak çalışıyorum diyor ama ona da bakacağım. Ama diğer türlü yönetim kurulu listelerinin hiçbirinde, kurulan şirketlerin hiçbirinde bu bilgi yok. Peki. Bu kişi ama o yönetim kurulu adına açıklama yapabiliyor. Benim evet. ulaşmaya çalıştığım şey şu. Buradaki olay sadece Burhan Kuzu'nun bir iş adamına vatandaşlık kazandırmasıyla sınırlı değil. Şimdi bunun birçok daha belgesini şu anda size sadece ilk kısmını vermiş oldum ama çarşamba günkü yazımda çok 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 daha büyük detaylarını verdim ve şu anda hali hazırda devam eden bazı süreçler var. O süreçleri de arz edeceğim. Bazı kişilerin daha ismini vereceğim. O fotoğrafta olup da o fotoğrafın karesine girmeyen insanların da isimlerini vereceğim. Peki. Çünkü araştırdıkça daha da dibine gidiyoruz bu olay. Evet. Murat Bey çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz tabii süremiz de kısıtlı ama çarşamba günkü yazınızı da elbette merak ediyoruz. Ben tam aslında Burhan Kuzu'yla görüştünüz mü diye soracaktım. Onun da yanıtını verdiniz. Sağ olunuz. Biz de konuyu izleyicilerimize böylelikle aktarmış olduk. Direkt sizin ağzınızdan. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, bu konu her geçen gün sevgili izleyiciler bir gelişmesi oluyor aslında bu konunun. Bakalım nasıl ilerleyecek gün geçtikçe. Çarşamba günkü yazıyı da bekliyoruz Murat Arel'in. Evet, devam edelim şimdi. Vatandaş ne durumda? Artan fiyatların ardından tanzim satışların yapıldığı ülkemizde ekonomide son zamanlarda bir rahatlama söz konusu mu? Bu sorunun cevabını vatandaşın arasında Beşiktaş pazarında aradık. Hüda Aslan sordu, Coşkun Çatar görüntüledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Albayrak, esnaf ve sanayicimiz gün be gün rahatlama hissediyor. Ekonomide Türkiye yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır dedi. Albayrak bu sözleri söyledi ancak ekonomideki rahatlama vatandaşın cebine yansıdı mı? İşte aldığımız cevaplar. Hikaye değil, masal.
inanılmaz korkunç günler bekliyor hepimizi. Bu iyi günlerimiz bittik diyeyim yani, bittik bittik. Bunu göremiyorsak, göremiyorlarsa insanlar, yapabilecek hiçbir şey yok. Yengeç sepeti Stalin'in tavuğu durumundayız. Başladık. İnşallah olacak. İnşallah. Düzelecek mi? Bir değişiklik olacak. Yavaş yavaş, o kadar aşağı indik ki yavaş yavaş yukarı çıkacağız inşallah. Değişikliğe ihtiyaç var. Mümkün değil yani. Bir sürü vatandaşlarla da görüştük zaten. Yani ulaşamayan insanlar için hakikaten çok üzüntü verici bir şey. İnsanlar 25 kuruşun hesabını yapıyorlar. Şurada bir hanımefendiyi gördüm. Yaşı da büyük. Alaman evladım dedi. İnanın çok üzülüyoruz. Ya bu ülkenin böyle olmaması lazımdı ama maalesef bugünlere kadar geldik. İnşallah düzelir diye de tahmin ediyoruz. Her akşam bütün habadisleri alıyoruz, seyrediyoruz. Ben hiçbir şey görmüyorum yani. Aynı söylemler devam ediyor. Yapılacak, edilecek, yapılsın. Valla çok inandırıcı değil. Hiç inandırıcı değil hatta. Anca geçimimi bilirim. Kazandığım geliri bilen giderime bakarım. Devlet ne derse desin, o beni ilgilendirir. Ekonomiyi en iyi. Rahatlayıp rahatlamayı bilmek pazardan ölçüyor. Çavuş, kraşa 4 ve 7 lira. Kabak 8 lira demek ki değil. Kel olan masanda başka bir şey değil. Üretim, üretim, üretim. Çiftçiyi besle, çiftçiyi besle olduğu zaman işte Türk ekonomisi düzelir. Emekliyi, işçiyi, çalışanı değerlendirirsek, üniversiteyi işsizleri işe alırsak o zaman Türkiye ekonomisi uçar. Yani her şey ortada. Gün geçti kötüye gidiyoruz. Böyle giderse 5 yıl sonra Türkiye kalmayacak. Ya ben inanmıyorum. İnşallah düzelir. Ama böyle bir rahatlama hissetmedik. Hiçbir şekilde, kesinlikle yani. Ben 1980'den beri esnafım. Bir fil 1980'den beri esnafım. Bu seneki kadar zorlanmış mıydı? Ben bu seneki kadar zorlamadım. Hiçbir zaman zorlanmadım. Vallahi bilmiyorum. Piyasalar belli her yönüyle. Onun içinde hiçbir şey diyemeyeceğim. Yani toparlanıyor, görünüyor ama öyle değil. Ekonomide toparlanma söz konusu değil bence son dönemde. Onu şeyden anlıyoruz zaten. İşte pazardayız. Pazardaki fiyatlardan da anlıyoruz. Gidiyor. Planlardan bahsediyorlar. Ama planlar ne kadar gerçekçi, nereye götürecek bizi bile. Yani somut bir şey görmek lazım. Somut bir şey henüz görebilmiş değiliz. Kesinlikle değil. Millete yalan söylüyorlar. Ben inanmıyorum. Ekonomimizde kesinlikle böyle bir şey yok. Kesinlikle yalan söylüyorlar. Ve bu toplumda bunu yiyor. Onlar sarayda yazıyorlar hikayeyi. Gelsinler saat 7.30-8'de bu pazara da ellerinde torbayla burada esnaf gittikten sonra mal toplayan insanları görsünler. Ekonomiyi onlar bilmiyor ki. Gelsinler şu pazardaki halkın halini görsünler, ondan sonra konuşsunlar. Neyi biliyorlar? Onlar saraydan çıkıp bir şey görüyorlar mı? Nereden bilecekler ekonominin düzeldiğini? Yani neye göre hesap ediyorlar? Doğru söylüyor, Türkiye'nin çöküşü. Güzel bir hikaye. Türkiye'nin bitişi. Yok, vallahi Tayyip'in damadı çok şey konuşur ama bence yok. Yani ortalığı sakinleştirmeye çalışmak kesinlikle öyle bir şey yok. Kesinlikle. Asla seversen. Yok vallahi. Bir kere çıksınlar şu pazardaki altın aldım. Ben restoranciyim. Bak madem aldım. İki poşet 600 lira. 600 lira. Kaç gün lira? En fazla bir gün. Nerede? Kaç para? Kaç para versen? Yeşil kaç para? 7 lira abi. 7 lira. Patates kaç para? Aynı. Kendi bir sınav getiriyorum. Nereye gidip patates getirmişsen? Yani kesinlikle ne tencere koyup pişirirsin ne de bir şey yani. İmkansız. Yani o kadar kötü soğan, o kadar kötü patates kaç para? Ucuzmuş. Bir de kota koymuş yani. 3 kilodan fazla alamazsın. 9 lirayken herkes çuval çuval alıyordu. Şimdi niye satamıyorsun? Evet, vatandaşın sesini de ekranımıza yansıtmış olduk. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu 31 Mart seçimleri kapsamında Antalya'da aday tanıtım toplantısındaydı dedik. Burada ziyaretlerini de sürdürdü. Karamollaoğlu Antalya Toptancı Halindeki esnafı ziyaret etti ve açıklamalarda da bulundu. Tehditle, zorla ticari hayat tanzim edilemez. Devletin üreticiyi desteklemesi lazım diye konuştu. Biz bu noktada bir şey görmüyoruz. Evet, şimdi belediye başkan adaylarına bir bakalım, çalışmaları nasıl gidiyor. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, rakibi Özsas Ekin'in kendisi hakkındaki iddialara sessiz kalmadı. 22 gün kaldı, keyfini çıkarın dedi. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, yerel seçimler öncesi Ankaralılarla buluşmaya devam ediyor. Sincanlılarla bir araya gelen Yavaş, rakibi Mehmet Özasekin'in kendisine yönelik iddialarına yanıt verdi. Ben dedim, temiz siyaset yapacağım. Allah korusun, temiz olursa kendisi
sınırı merak ediyorum. Kalktılar, bunlar PKK'ları işe alacak dediler. Hem de 20.000 tane. Eğer Ankara'da 20.000 PKK'lı var değil, varsa mahvolmuşuz biz. İnsan bunu söylerken utanır, biraz da geçmişine bakar. Yavaş provokatif duvar yazılarına da sessiz kalmadı. Kürtçe yazılar yazdırdılar. Yakalandı, kim çıktı biliyor musunuz? Belediye ve bir şirkette genel müdür yardımcısı çıktı. İnsanlar itibaren o keyfini sona erecek. Biz geleceğiz, bunların hesabını halk adına soracağız. Daha önce mal varlığını açıklayan Yavaş, ÖSASEKİ'ye meydan okudu. Evet, bu arada Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması vardı. Demişti ki Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın en geri kalmış yeri dedi Çankaya ilçesi için. Şimdi o buna yönelik bir haberimiz var. Bu ifadeye karşılık AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özsasekin'in reklam filminin tamamında mekan olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği Çankaya Belediyesi'ni tercih etmesi de dikkat çekti. AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özsasekin reklam filminde mekan olarak CHP Belediyesi'ni tercih etti. Bizim kadınlarımız onlar. Karanfili de var hayatımıza renk katan. O reklam filminde CHP'ye ait Çankaya Belediyesi'nden görüntüler yer aldı. Geleceğe umut da onlar. Başarılarıyla ufkumuzu açacak da. Dünümüz. CHP'den yeniden aday gösterilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal medya hesabından Özsasekin'in reklam filmini tiye aldı. Sayın Özsasekin reklam filmini tümüyle Çankaya'da çekmiş, sokaklarımızın, parklarımızın güzel reklamını yapmış. Çağdaş bir yaşam için, güzel bir reklam filmi çekmek için AKP'nin yönettiği bir ilçeyi değil, tabii ki Çankaya'ya geleceksiniz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçtiğimiz günlerde Ankara'nın gözbebeği Çankaya'yı Ankara'nın en geri kalmış yeri olarak nitelemişti. Çavuşoğlu'nun o açıklamalarının ardından iktidar kanadından Çankaya'nın öne çıktığı bir reklam filminin gelmesi dikkatleri çekti. Çıkacaktı. Dünümüz. Bugünümüz, yarınlarımız onlar. Evet, Mehmet Özsasekin'in reklam filminde böyleydi. Çankaya'nın sembolleşmiş olan yerleri gösteriliyor. İşte Kuğulu Park, Atakule gibi alanlar gösteriliyor. Böyle bir okla Alper Taşdelen de bunu kendi Twitter hesabından da, sosyal medya hesabından da paylaşmıştı sevgili izleyiciler. Evet, şimdi devam edelim. Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı nedeniyle düzenlenen dayanışma gecesine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey Artvinlilerin coşkusuna ortak oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Altıparmak Caddesi'ni gezdi. Vatandaşla tek tek tokalaştı. Sohbet etti. Selfie çekti. Sonra da Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlamalarına katıldı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Mustafa Bozbey, Artvinlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Etkinliğe katılan vatandaşlar Mustafa Bozbey ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Nilüfer'i insani gelişmişlik sıralamasında Türkiye'nin 5. ilçesi ve en mutlu ilçe yaptıklarını belirten Mustafa Bozbey, hedeflerinin 31 Mart'tan itibaren de Bursa'yı da her alanda en yukarılara taşımak olduğunu söyledi. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır dedi. İstanbul'a gidelim şimdi. CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de ziyaretlerde bulundu. Miting havasında geçen ziyarette izdiham yaşandı. Seçim otobüsünden halka seslenen İmamoğlu, siz bir gün çalışıp sandıklara sahip çıkın, ben 5 yıl size hizmet edeyim dedi.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, engellilerin sorunlarının farkına varılması için tekerlekli sandalyeyle cadde ve sokaklarda gezdi. Hem onların yaşadıkları zorlukları yaşadı, hem de yan yana dans etti. Tekerlekli sandalye ile cadde, sokak ve meydanları gezdi. Onların karşılaştığı zorluklarla karşılaştı. Araç geliyor. Soyer Gündoğdu Meydanı'na geldiğinde buradaki engelli dans grubuyla birlikte tekerlekli sandalyede dans etti. Yaklaşık bir saatte yapmaya çalıştığımız şey aslında İzmir'de yaşayan engelli kardeşlerimizin bu güzel İzmir'de yaşarken karşılaştıkları sorunlar, dertler, sıkıntılarla ilgili bir farkındalık yaratmaktı. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tekerlekli sandalyeye bindi. Kaldırımlardan tekerlekli sandalye ile yol alan Soyer, zaman zaman zor anlar yaşadı. Tekerlekli sandalye ile Gündoğdu Meydanı'na giden Soyer, burada açıklama yaptı. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra üzerimize düşeni daha fazla yapacağız, daha çok yapacağız. Soyer, farkındalığı artıracaklarını, engelsiz yaşamı mümkün kılmak için daha çok emek vereceklerini söyledi. Yani aslında bu sadece bu kentle ilgili de değil. Yani genelde özellikle bütün memleketimizi söyleyebilirim. Bu konuda bir duyarsızlık var. Bu konuda yapılan çalışmalar gerçekten yetersiz. Gündoğdu Meydanı'nda engelli dans grubu gösteri yaptı. Tunç Soyer de gösteride yer aldı. Yerel seçimlere sayılı günler kala Yüksek Seçim Kurulu'ndan yeni bir adım var. Sandık sonuçları paylaşım sistemiyle siyasi parti genel merkezleri sandık sonuçlarına eş zamanlı olarak ulaşabilecek. Sandık sonuçları eş zamanlı sorgulanabilecek. Karar yerel seçimlere sayılı günler kala Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. Böylece YSK sandık sonuçlarının siyasi parti genel merkezlerinden eş zamanlı izlenebilme ve saklanabilmesine olanak sağlayacak. Selam olsun. Resmi gazetede yayımlanan genelgeye göre sandık sonuçları paylaşım sistemiyle partilerin kullanımına sunulan sandık sonuçları geçici sandık sonuçları olacak. Yani itiraza gerekçe oluşturacak bir nitelik söz konusu olmayacak. Sisteme erişim ise 17 itibariyle başlayacak. Ancak elde edilen sandık sonuçları YSK tarafından belirlenen süre bitimine kadar partiler tarafından açıklanamayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik S-400 tehditleri devam ediyor. Son olarak da Pentagon sözcüsü Summers, F-35 ve Patriot almaları söz konusu olmayacak dedi. Hulusi Akar ise S-400'lerin kurulacağı tarihi de açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını belirtti. Summers, Türkiye S-400'leri alırsa bunun askeri ilişkilerimiz bakımından ağır sonuçları olur, F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak ifadelerini kullandı.
ABD'nin tepkisini çeken S-400'lerle ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarsa, S-400'ler Ekim'den itibaren kurulmaya başlanacak. Nerelerde olacağı konusunda Hava Kuvvetleri çalışmaları sürdürüyor. Bizim S-400 almamız bir tercih olmanın ötesinde zorunluluk. 82 milyon vatandaşımızı korumak ve kollamak zorundayız ifadelerini kullandı. Diğer yandan Hulusi Akar, Washington'la orta yol bulma yönünde çabalarını sürdüreceklerini de değindi. F-35 ile S-400'ün etkileşemeyeceği bir ortamı beraber gelin bulalım, sağlayalım, bunu bu şekilde götürelim çağrısında da bulundu. Şimdi Mavi Vatan tatbikatına bir bakalım. 103 geminin katılımıyla 3 denizde eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan 2019 tatbikatı sona erdi. Tatbikata katılan gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçti. 103 geminin katılımıyla 3 denizde eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan 2019 tatbikatının sona ermesinin ardından Karadeniz'de tatbikata katılan bazı gemiler İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Türkiye'yi çevreleyen 3 denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 tatbikatını başarıyla tamamlayan Türk savaş gemileri İstanbul Boğazı'nda geçişini sürdürüyor ve tatbikat görevini bitiren Türk savaş gemileri üst komutanlıklarına dönüş yolunda. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Meclis Genel Kurulu'ndaki sözleri nedeniyle kendisine 500 bin TL tutarındaki tazminat davası açan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın iddialarına dilekçeyle yanıt verdi, davanın reddini talep etti. Keşke sizin gibi Atatürk'ümüzün partisinde bir grup başkan vekili olmasaydı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın tartışması meclisteki bütçe görüşmelerine damgasını vurmuştu. Keşke Özgür Özel gibi grup başkan vekili olmasaydı diyen yok. Tartışmanın üzerine Bakan Akar Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı ve şimdi CHP'li Özel yanıt dilekçesini mahkemeye sundu, davanın reddini talep etti. Ama senin silah arkadaşların sana hakkını helal. Özel genel kuruldaki sözlerinin arkasındaydı yine. Üniformasını çıkarıp siyasete atılan davacı, muaf tutulmasını sağlayacak bir zırhın söz konusu olmadığını kabullenmeli dedi. Özel, Akar'ın darbeciler tarafından derbest edilmesini de eleştirdi. Akar'ın başarısızlığı yüzünden 15 Temmuz'da meclise bomba yağmasının zafiyet göstergesi olduğunu da yeniden ifade etti. Ve kafamıza tabancayı dayadılar, başımıza geçeceksin dediler. Ve ben bunu reddettim. Özel, Akar'ın hala Genelkurmay Başkanıymış gibi davranmakta olduğunu da yanıt dilekçesine ekledi. Akar'ın ise bu iddialara ne yanıt vereceği merak konusu oldu. Atatürk'ümüzün partisinde bir grup başkan vekili olmasaydı. Karaman'a gideceğiz şimdi. Arazi kavgası yaşandı. Karaman'da çiftçi Mikail Dural 5 gün önce koyun otlatmak için kiraladığı arsanın sahibi Bekir Kadıoğlu tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Dural'ın cep telefonunda Kadıoğlu'nun kendisine ateş etme anı görüntüleri çıktı. Sık ulan hadi. Sık ulan. Sık ulan. Öldürülen çiftçi katilini ve olay anını kaydetti. Sık ulan hadi. Sık ulan. Sık ulan. Olay Karaman'da yaşandı. Çiftçi Bekir Kadıoğlu iddiaya göre evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan Mikail Dural'a evimin karşısında koyun otlatmanı istemiyorum, buna izin vermeyeceğim dedi. Dural da araziyi kiraladığını söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Önce kadınlar birbirine girdi. Daha sonra kavga büyüdü. O sırada Bekir Kadıoğlu evinden aldığı av tüfeğiyle Mikail Dural'a ateş etti. O anları vurulan Dural an be an kaydetti. Sık ulan. Sık ulan. Olay sonrası aile bireyleri ağıtlar yaktı. Başından ve boynundan vurulan Dural ağır yaralandı. Yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Cinayet olayının ardından jandarma Bekir Kadıoğlu'nu olay yerine 50 metre uzaklıktaki evinde gözaltına alırken eşi ve çocukları da evden tahliye edildi. Mikail Dural'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları ise Kadıoğlu'nun evini taş yağmuruna tuttu. Jandarma ve polis köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Evi yakmak için Molotov kokteyli hazırlayan 6 kişi de gözaltına alındı. Cinayeti niye işledin? Pişman mısın? Pişman. Sık ulan hadi. Sık ulan. Sık ulan. İstiklal Caddesi İstanbul'un en kalabalık caddelerinden biri. Hem de günün neredeyse her saati 24 saat yaşayan cadde derler hep İstanbul'da İstiklal Caddesi için. O caddede yaşanan bir olayın kameraya yansıyan görüntüsü korkuttu. Yukarıdan aşağı düştü. Yani paramparça oldu. Altında bir adam olsaydı hiç cansız gene giderdi. Altında biri olsaydı sonuç çok üzücü olabilirdi. İstiklal Caddesi'nde bir binanın 7. kat penceresindeki beton kalıp aşağıya düştü. Yüzlerce kilo ağırlığa ulaşan kalıbın düştüğü kaldırımda sadece saniyeler önce yürüyenler görülüyor. Güvenlik kamerasının kaydına giren kadın birkaç adım attıktan sonra bulunduğu yere beton kalıp düşüyor. Ve şimdi bir anlık dikkatsizliğin nelere, canlara hatta mal olduğunun görüntüleri gelecek ekranımıza. Yurdun çeşitli yerlerinde yaşanan trafik kazaları MOBESE kameralarına bakın nasıl yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. EGM'nin internet sitesinde yer alan görüntülerde kazaların dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu yaşandığı gözler önüne serildi. Kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde Kocaeli, Kütahya, Muş ve Osmaniye'de yaşanan kazalar dikkat çekti. Kocaeli'nde meydana gelen kazada varyanttan ana yola çıkan kamyonetin virajı alamayarak yan devrildiği görüldü. Kütahya'da yaşanan trafik kazasında kavşakta karşılaşan servis minibüsü ve otomobilin çarpışma anı MOBESE tarafından kaydedildi. Muş'ta meydana gelen trafik kazasında karlı zeminde başka bir otomobille çarpışan otomobilin kayarak yol kenarındaki yayaları ezdiği görüldü. Osmaniye'deki trafik kazasında da kontrolden çıkan bir otomobilin kaldırımdaki yayaya çarpma anı kameraya yansıdı. Kütahya'da meydana gelen başka bir trafik kazasında ise öğrenci servisiyle kurye motosikletinin çarpışma anı MOBESE kamerasınca görüntülendi. Evet, maalesef işte bir anlık dikkatsizliğin sonuçları bunlar oluyor sevgili izleyiciler. Şimdi biraz yüzümüz gülsün, mutlu haberlerimizle bültenimizi de noktalayalım aynı zamanda. Adayların yoğun temposunu hep yansıtıyoruz. Neredeyse hiç uyumuyorlar diyelim. Ama tabii fırsat buldukları anlarda da aileleriyle bir araya geliyorlar. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yoğun seçim çalışmalarına ara verdiği anlarda oluyor. İşte o anı ailesiyle kahvaltıda buluşarak değerlendirdi İmamoğlu. İzleyelim neler yaşandı o kahvaltıda. Sen normal kamera var mı? Canlı. Ya da şu şekilde ne yapacaksın? Birbirlerini daha uzun görebilirsin. Anne önce bir Semih yok mu? Semih davetinde de Selim geliyor. Semih yoktu. Ne rağmen? Bu yaptığınız nedir? Kuyumak yapacağız. Kuyumak. Yok ki olduğunuz zaman. Ben de
yaptığı yemeği yiyor. Yok, o yemek seçmez. Hiç seçmem yani. Vallahi hiç öyle bir şey. Ama mutlaka çok çok sevdiğiniz bir şey vardır. Ne bileyim size yani, çok her şeyi yapar, güzel yapar, yerim yani. Çaylar demlendi, sofralar hazırlandı. Trabzon'a özgü kuymakta kahvaltı masasındaki yerini aldı. Aileyi büyükten küçüğe hafta sonu kahvaltısı bir araya getirdi. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u karış karış gezmesine ve yoğun temposuna aile kahvaltısı nedeniyle kısa bir ara verdi. Millete söyledim ha, bu sabah, cumartesi sabah anneme kahvaltı yapacağım. Yani duyurdum seninle kahvaltı yapacağımı. 10 gün yoktum. 5 gün oldu geri. 15-20 gündür görüşmüyoruz abi. Annem izliyormuş beni televizyonda, her şeyi. Noktasıyla virgülüyle. Sana benim gelin ne aldım. Nasıl beğeniyor musun beni anne, nasıl konuşabiliyor musun? Ya bu okuyorum seni. Ha, televizyonda mı okuyorsun beni? Ya ne bu, ifliyorum televizyon. Gerçek diyorum, ama televizyonda bazı da çağırıyor beni, Ekrem şey haberler, Ekrem baba, çıktı diyor bana. Baba. E bir de ablası var, en büyük onlar var. Sonraki bir alt nesilde de en büyük babam. Öyle devam ediyor yani. Ama mutlu bir çocukluğum olmuş. Ya yani mutlu, ben şeydim. Yani keyifli. İşte köy hali. Çalıştırırlardı bizi. Hoşumuza giderdi çalışmak. Ben biraz çalışmaktan sıkılırdım. Belki hatırlamaz da. Mesela Alican amcam bana o zaman demişti ki, işte böyle sıkılırım derken, hani çocuklar oynamaya giderdi. Biz çalışırdık. Bak bu çalışmak kollarını güçlendirir, spor yapmış olursun demişti bana. Bu sefer iki, yani tek teneke taşırken iki teneke taşımaya başladım. Sonra gidip bak Semih gibi kollarıma bakardım, nasıl olmuş, pasılar şişmiş falan. İmamoğlu kahvaltı sonrası sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu. Evet, yoğun tempo arasında kısacık bir kahvaltı molasıydı Ekrem İmamoğlu'nun, sevgili izleyiciler. Ve Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu'nun konseri için 2 kilometreyi bulan bilet kuyruğu. Koronun Büyükçekmece'de vereceği konserde yer bulmak isteyenler uzun kuyrukta bekledi. Türkiye-Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu'nun vereceği konsere büyük ilgi var. Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu'nun Büyükçekmece'de vereceği konser öncesi erken saatlerden itibaren kuyruk oluştu. Kuyruğun uzunluğu 2 kilometreyi buldu. Evet, Büyükçekmece'den Antalya Muratpaşa'ya gidiyoruz. Muratpaşa Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte 3500 kadın Türkiye haritası oluşturup erik dalı oynadı. Etkinlikte sanatçı Funda Arar da bir konser verdi. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Antalyalı kadınlar gönüllerince eğlendi. Antalyalı kadınlar 7 bölgenin yer aldığı Türkiye haritasını oluşturdu. Bileklerine taktıkları siyah kurdele ile de kadına şiddeti ve ayrımcılığı protesto etti. 3500 kadının oynadığı erik dalının ardından yine 7 bölgeyi temsilen halk oyunları gösterisi yapıldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, yapılan bu organizasyonla hem birlik ve beraberliğin gösterildiğini hem de kadına ayrımcılığa ve şiddete dur denildiğini söyledi. Dünyanın neresinde olursa olsun kadın mücadelesi bir insanlık mücadelesidir. Kadın yaşamdır, kadın sevgidir, şefkattir, kadın aşktır, kadın gelecektir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sanatçı Funda Arar da bir konser verdi. Olsun beni benden, çok mutsuzum.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal konser sonrası hem eşine hem de sanatçı Funda Arar'a birer çiçek verdi. Tabii işte budur, budur. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, her ne kadar dün akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'ndeki o görüntüler ekrana yansıta da böyle görüntüler de vardı sevgili izleyiciler, Türkiye'nin birçok noktasından. Evet, gündemdeki gelişmeleri aktarmış olduk. Akşam haberlerimizi burada noktalayalım. Yarın yine aynı saatte biz buradayız. Sizleri de bekleriz. İyi akşamlar.